Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili okurlar, çünkü her mecradan yayınlamaya çalışıyorum yaptığım söyleşileri. Sayın Özge Topçu ile birlikteyim. Bir seramik sanatçısı ama dahası var. Kendisi Portekiz'de yaşayan bir Türk. Çok önemli ödülleri var. Bunlardan bir tanesi de aslında hikayesini de bize kısaca anlatmasını istediğim Gülbenkian Müzesi'nden aldığı Gülbenkian da Türkiye'den çıkmış bir dünya çapında bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı. Bugün ona Portekiz sahip çıkmış. Keşke biz sahip çıksaymışız. Belki siz buna da değinirsiniz. Uzun lafın kısası aslında bu vesile oldu belki sevgili Özge Topçu'yu davet etmemde, ama onda ödüller fazla. Çok enteresan yönleri var. Nefes nefes anlatıyorum, sonra tamamıyla işin dümenini kendisine bırakacağım. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi mezunu, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen ve Teknoloji bölümü, yanılmıyorsam değil mi, matematik bölümü mezunu ve dünyanın ilgiyle izlediği bir Türk sanatçısı. Benim için bulunmaz bir nimet. Bir kere başarıları aynı hani listenin başında ve fakat bir matematikçi olarak bir seramik sanatında öne çıkıyor olması gerçekten çok çok ilgimi çekti. Sevgili Özge Topçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Portekiz'desiniz şu anda. Lizbon'dayım şu anda. Lizbon'dasınız. Evet, Lizbon'da yaşıyor. Hadi anlatın bakalım, siz kimsiniz? Kocaman bir soru oldu, farkındayım. Belki şu Portekiz'de noktasından başlayıp ondan sonra biraz sanatınızı tabii ki daha derine ineceğiz. Buyurun. Evet, ben aslında evet seramikle uğraşıyorum fakat görsel sanatçı olarak tanımlıyorum kendimi. Çünkü başka mediumları da kullanıyorum. En çok kullandığım, en çok yaratımını oluşturduğum sanat ürünü enstalasyon. Türkçesi aslında yerleştirme. Bu hem mimariyle iç içe geçen hem de heykelle etkileşen ve aynı zamanda da izleyicileri içine katan büyük boyutlu enstalasyonlar yapıyorum. Dediğim gibi işte mimari işin içerisinde, benim işim içerisinde önemli bir etken. Mimari form fonksiyonunu da sunmasam bile katılımcıları ya da sanat izleyicisinin içerisine mimari bir yapıtmış gibi içine çeken ve algılarla da oynayan işler gerçekleştiriyorum. En son yerleştirmemde evet seramik kullanmıştım. Terrakota objeleri kullanmıştım. En çok da hazır nesneleri, buluntu nesneleri kullanıyorum. Buluntu. Evet, buluntu nesneler. Hazır nesne aslında İngilizcesi daha çok anlam taşıyor ready-made object dediğimizde ya da found object dediğimizde. Fakat bunlar buluntu nesneler dediğimiz aslında bizim günlük hayatımızda karşımıza çıkan objeler. Yani sanatta çok bilinen bir yöntem vardır. Kolaj mesela. Kolajda nasıl dergilerden bulduğunuz görüntü, imaj parçalarını bir araya koyuyorsanız aslında benim yaptığım yerleştirmelerde de hazır nesneler, buluntu nesneler aynı şekilde bir kolaj malzemesi gibi üç boyutlu bir formda birleşiyorlar. Evet, o yüzden mekansal işlerim daha çok. Evet, Gülbenkian ödülüne gelecek olursak, Gülbenkian son birkaç yıldır uluslararası sanatçılara, uluslararası established sanatçılara ödül veriyor. Uluslararası olan, Portekizli olmayan sanatçılara diyelim. Ve bu ödülü geçen yıl ben aldım 2019'dan ve bu ödülle birlikte bana bir artist residency sunuldu. Kaşka işte. Sanatçı olarak siz orada evet, yerleşebilme ya da orada sanatınızı icra etmek mi? Evet, belli bir süre içerisinde 3-4 aylık sanatçılara verilen bir fon bu. Orada üretimlerini residency programında sanatçıya verilen stüdyo, konaklama ve üretime destek. Ve ben bu proje doğru Gülbenkian'dan bahsedeyim ben biraz. Evet, Gülbenkian aslında evet Ermeni ama aslı ailesi Kayserili ve bir iş adamı.
Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de doğuyor, büyüyor. Aslında evleniyor. Evet, Üsküdarlı. Daha sonra ama zaten iş adamı olduğu için farklı meslekler, yani farklı alanlarda iş kolları açıyor ve bu iş kollarıyla birlikte dünyaya açılıyor. Aslında hayatının bir kısmını, büyük bir kısmını Amerika'da, bir kısmını aynı zamanda da Fransa'da yaşıyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün ülkelerin karma karışık hale geldiğini ve koleksiyonunu korumak istiyor. Koleksiyonunu korumak için de kendine uygun bulduğu ülke aslında Portekiz. Çünkü dünya savaşlarına girmemesi sebebiyle, evet, ve ekonomik dalgalanmanın da çok büyük oyunlarda ondan etkilenmemesi sebebiyle Portekiz'i kendisine seçiyor ve aslında bunun bir sebebinin de İstanbul'a olan sevgisi de söyleniyor. Çünkü Lizbon'la İstanbul çok benziyor görsel olarak. Evet. Ben bir parantez açmak istiyorum aslında. Başında da söyledim. Gülbenkian bu müzeyi Türkiye'de açmak, Türkiye'de böyle bir sanat faaliyetini yerleşke olarak seçmeyi arzu etmiş. Ancak nasıl olmuş, ne olmuş? Türkiye çok kucak açamamış anladığım kadarıyla. Üsküdarlı birisi. Yani bir Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı. Evliliği de öyle. Anne babası. Zaten Kayseri'yle aslen. Aslen öyle. Ondan sonra ve bir iş dehası. Yani para kazanmak onun için ve çok çalışkan birisi. Hayatı boyunca da çok çeşitli objeler, ondan sonra sanat eserleri, değil mi, tablolar. Ben müzeyi gezerken gerçekten şaşkınlıkla karşıladım bu kadar geniş, yani bir özel koleksiyonun bu kadar geniş olabilmesine. Size verilen, size ayrılan ödül, orada kalıp sanatınızı icra etmenin dışında neler sunuyordu? Neden sizi seçtiler? O dönemde siz kimlerle aslında yarışıyor deniyor mu sanatta bilmiyorum ama belki o kısmını da birazcık aydınlatma sağlayabilirsiniz. Tabii. Aslında evet, yani sanatta yarışma kelimesi biraz çok doğru tınlamıyor. Fakat bu tarz ne diyeyim, şeyler, oluşumlar sanatçıya bir demokratik bir şekilde görünme hakkı tanıyor. Mesela işte ben eğer burada kimseyle iletişim olmadan bu ödülü alabilme hakkına, şansına sahip olmuş oluyorum. Bu tarz sanat yarışmalarının bu tarz gibi bu şekilde faydaları oluyor bence. Çünkü diğer türlü gerçekten hani her meslekte olduğu gibi sanatta da herkes yanında tanıdığı, bildiği kişilere fırsatları sunuyorken sanat yarışmaları bunu daha büyük alana yayabiliyor ve hani daha demokratik bir şekilde insanlar görünme şansı yakalayabiliyorlar. Ben de olduğu gibi. Evet, fakat şunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Portekiz'e yerleşme kararı almıştım bu ödül almadan önce. Daha önce Berlin'de yaşıyordum. Ve Lisbon'a gidip geliyordum. Daha yerleşmemiştim tam olarak. Fakat gidip geliyordum ve hani sürekli aklımda buradan, Lisbon'dan ve Portekiz'den ilham almaya çalışıyordum. Bu ilham aşamasında da sürekli Doğu-Batı benzerliği, Doğu ülkelerinin Batı ülkelerinden, Batı ülkelerini birbirinden ayıran büyük farklar ve aynı zamanda da hani bir Batı ülkesinde Doğu şeylerini gördüğünü, Doğu motiflerini ya da Doğu'ya ait herhangi bir kültürel, dilsel, müziksel bir benzerlik görüldüğü zaman da hani bu benzerlik benim gözüme çok çarptı. Çünkü mesela Berlin'de yaşarken böyle bir benzerlik çok göremiyordum Berlin'de. Çünkü hani orada tamamen bir Kuzey Avrupa kültürü ve görselliği hakimken, Portekiz'e geldiğimde Batı'nın en batı ülkesinde çok büyük Doğu esintileriyle karşılaştım ve bu benim dikkatimi çok çekti. Ve o yüzden de benim kendi ülkem ve Türkiye'de yaşarken dikkatini
dikkatimi çekmeyen unsurlar burada bana daha önemli, değerli gözükmeye başladı ve bu zamanda işte matematik kökenli de olmamın da sebebiyle bir taraftan matematik ve fizik ve şeyle de ilgimi çekti. Daha çok motifler, çünkü motiflerin arkasında yatan anlamlar ve onun şeyin bilginin seyahati doğudan batıya, sonra tekrar batıdan doğuya. Bu meseleler benim ilgimi çok çekmişti. Özellikle Portekiz mesela bir şeyin etkisi altında. İberya Yarımadası zamanında Emevilerin, Arapların, işte Endülüslerin buraya gelip yerleştiği bir dönem var. Ve o dönem işte den sonra Haçlı Seferleri başlıyor gerçi. Fakat o döneme kadar İspanya ve Portekiz çok büyük Arap etkisi altında kalmış, ama şöyle bir güzelliği var bu dönemin. Çünkü o zaman Arap kültürü gerçekten teknolojik olarak çok ileri. Teknolojik ve mimari, matematik, fizik ve felsefe gibi şeyler açısından çok ileri bir uygarlık. Ve hani bu ülkelerin, Portekiz'in ve İspanya'nın da o dönemlerde Arap etkisiyle kazandıkları bir sürü şey var. Mesela şey bayrağı, Portekiz'in bayrağı aslında bulunan bir sembol var. Kendisi astrolab, usturlab diyoruz Türkçe'de buna. Ve o astrolab, Portekiz'de de astrolabius deniyor buna. O aslında coğrafi keşiflerin startını veren bir alet, coğrafik, astronomik bir alet aslında. Ve bu aleti Portekiz kralı İspanya'ya bir seyahatinde Araplardan öğreniyor ve o aleti alıyor, tanıyor ve kendi logosu yapıyor aslında bu astrolog ilk başta. Daha sonra da Portekiz bayrağına gelene kadar bu ulaşıyor ve hani bu bilginin seyahati ve hani coğrafi keşiflerle şeyin ilişkisi, hani yine coğrafi keşif, Portekiz'den coğrafi keşiflerin başlaması ve benim bu dönem içerisinde de aynı zamanda hani bu tarihle ve tarihteki uygarlık tarihi ve işte bilim tarihiyle ilgilenirken bu uygarlık tarihinin birazcık tersine döndüğünü fark ettiğim bir dönem vardı. Bu da işte yaklaşık 3-4 yıl öncesine dayanıyor muhtemelen. Çünkü normalde tarihte bir ivme olarak ileriye ve yukarıya gitmemiz beklenir. Fakat ben moderniteden sonra işte postmoderniteyle birlikte artık pozitivist bilimlerin eskisi kadar şey olduğunu, hit olmadığını zaten hani biliyorduk, öğreniyorduk. Fakat şu anda sosyal medya ile birlikte içinde bulunduğumuz doğru karşıtlığı, gerçek karşıtlığı durumu gözüme çarpmaya çok başlamıştı ve ben bu durumları izlerken mesela şu anda işte koronaya inanmayanlar, işte 5G karşıtları, aşı karşıtları, ve bunları izlerken bir taraftan da şeylerle karşılaşmıştım. Dünyanın düz olduğuna inananlar. Gerçekten de çok büyük bir topluluk. Amerika başta olmak üzere dünyanın düz olduğuna inanıyor. Ve hani bu bayağı çok ilgimi çekti. Çünkü işte aydınlanmadan sonra dünya bir döneme girdi ve buna modernite dendi. Ve bu moderniteden sonra modernite çok hoşumuza gitmedi belli ki tüm insanlık olarak. Ve şimdi hani tekrar bütün bin yıllardır inanılan da değil, ispatlanmış doğrular reddedilme düzeyine geldi. Evet. Ve işte insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyor ve ben bunun üzerine çalışırken Portekiz'de Buffon'un olması, Gulbenkian tarafından verilen ve işte benim çalışmalarımın paralelliği de muhtemelen hani benim gerçekten bu ödülü almamı sağlamıştır diye düşünüyorum. Bana gösterebileceğiniz, yani bizlere gösterebileceğiniz bir şeyler var mı bir yandan da? Çünkü o kadar enteresan ki dünyanın hani hala düz olduğuna inanan, ki gerçekten hani bırakalım 5G'yi şunu bunu, onlar çok daha farklı, ama hayatı bambaşka noktalarda yaşayan bir sürü insan var. O insanlardan bazıları da açıkçası bugün İstanbul Sözleşmesi olarak gururla imza attığımız bir oluşumdan çıkmayı düşünüyor. Benim için yani dünyayı düz kabul edenlerle aynı. Çok da rahat söylüyorum. Onun için biz kadınların bu kadar tırnağımızla aldığımız yolda tekrar kara bir çağa dönmemizde
enteresandır. Sizin de eminim sanatınıza da yansıyordur. Ama söylemeden de geçemeyeceğim. Fakat görmek istiyorum şu Gülbenkyan çalışmanızı ve o çalışmada sizi diğerlerinden farklı bir noktaya getiren unsurları, renkleri, formları. Tamam. Evet, şimdi o zaman ben share screen yapıyorum. Siz yapa durun, ben konuşayım. Ha, tamam. Olmuş olabilirim. Evet. Evet. Mesela evet, bu çalışma aynı zamanda ben bu işleri, şu anki göstereceğim işleri de geçen yıl Pilot Galeri'de İstanbul'a gerçekleştirdiğim kişisel sergimde de sergiledim. Bu hepsi aynı zamanda serginin açılış tarihinde benim fonu, açılış gününde benim fonun kazananı olduğum, grantın kazananı olduğum ilan edilmişti. Hatta hani o derece bir paralellik vardı gerçekten çalışmalarımda. Ne anlatıyorsunuz burada? Bir de bize bir yandan evet, gördüklerimizi söyleyin. Bu aslında düz dünyaya inananların dünyayı görme biçimi. Yani dünyaya inanma imajlarından bir tanesi. Çünkü onlar dünyanın her çeşitli grupların farklı teorileri var. Fakat bu imajda dünyayı disk olarak resmediyorlar. Ve dünyayı disk şeklinde, disk bir tepsi gibi. Hani bizim gerçekten hani ilkokulda öğretilen bir şey vardır bizlere. Dünyanın eskiden insanlar tepsi gibi olduklarına inanırlardı. Öküzün boynuzlarında olduğuna inanırlardı değil mi? Derken bayağı biz bu aynı çocukluğumuzda bizim dedelerimizin dedelerinin dedelerinin inandığı söylenen şeye geri dönmüş bulunuyoruz. Ve gerçekten de insanlar buna inanıyorlar. Gerekçeleri de dünyanın yuvarlak olduğunu görememeleri. Dünyanın yuvarlak olduğunu görememeleri onlar için onların yanlış olduğu anlamına geliyor. Aslında felsefede böyle bir dönem de var. Aydınlanma öncesine dayanan bir şey. Hani karanlık çağdan, orta çağdan da bahsetmiyorum aslında. Hani yine insanların düşünmeye başladığı bir dönemde diyorlar ki gerçek nedir? Gerçeğin kökeni nedir? Gerçeğin kökeni algılarımdır. Buna ampirizm mesela denir felsefede aslında. Gerçekten de insanlar göremedikleri şeyleri gerçek dışı olarak algılarlar. Bu dönemde hatta birçok kiliseyle çatışmalar bile olmuştur. Çünkü hani o zaman da Tanrı'nın varlığı bile sorgulanabilir bu felsefeyle. Neyse bu çok detaylı, bu derine inmeyeceğim. Fakat gerçekten de insanların algılarını merkeze koydukları bir yeniden çok eski bir çağa giriyoruz. Oysa biz fizik, bilim, matematik denen şeyler var ve hani bunlarla bizim algılarımızın sınırladığı gerçeklikleri ispatlama olanağı buluyoruz ve hani bunlar reddediliyor artık. Peki bu sizin ödülü tam da aldığınızda aslında sergideki açılışınızdı. Sizin evet, yine paylaşabileceğiniz diğer görsellerinize geçelim evet, isterseniz. Burada disk gibi paylaştığım çizimini yaptım bu şey üzerine, kağıt üzerine mürekkep olan bir çalışma. Ama aslında biz buna işte algılarla ben de oynamayı ve hani bunları çarpıtmayı seviyorum. Aslında bu da bir açıdan aynada normal, yani bizim ordinary bildiğimiz dünya evet, şeklinde algılanabiliyor tekrar. Bu yöntemin adı metamorfoz. Aslında bu da aydınlanma yönteminde, Rönesans'ta çok kullanılmış bir yöntem. Özellikle bu yöntemi seçtim tarihi önemi bakımından ve bu yöntemi de kendim keşfettim bu işi oluşturmaya çalışırken. Daha sonra yine benim işte evet Portekiz'deki karalardan, duvar karalarından ve hani ornamental kara tayıllardan, seramiklerden esinlendiğim işlerden bir tanesi. Bu işin adı Horror Vacui. Örneğin bu Portekiz'de çok görülen bir şeydir. Bir yüzeyin üzeri küçük karalarla kaplanır ve boşluk bırakılamayacak şekilde doldurulur. Bu aslında süsten gelen ornamental eylemin de bir kökeni ve bu köken de horror vacui olarak tanımlanıyor. Örneğin horror vacui boşluk korkusu demek ve hani bu süsleme yöntemi de boşluğa izin vermeyecek kadar her yeri doldurmak. Evet. Evet ve ben de bunu flat earth'çilerle bağdaştırdım bir nebze çünkü horror boşluk korkusu derken bahsettiğimiz şey aslında boşluk korkusu yani boşluk
matematikte üçüncü boyut anlamına gelir. Mekan, space, espas sanatta da çok kullanılan bir kelime. Ve bu boşluk, üçüncü boyut aslında hani bunu reddederek dünyayı düzleştirmeye, iki boyutlulaştırmaya, sığlaştırmaya gerçekten çalışan bir sığlaştırmaya eğilimi olan bir yaklaşım. Ve ben de gerçekten hani bu boşluk korkusuyla üçüncü boyut korkusunu birbirine eşleştirip bu matematiksel ve optik şeyleri yaptım, yerleştirmeleri yapmıştım. Şimdi bu da bir başka boyutu. Ben evet. Heyecanla terrakota işinize doğru bir nereden geleceğiz diye. Evet, ben de evet residency'ye başladığım zaman da bana... Tamam, şu anda çok güzel kadraj, böyle evet. Görelim. Bu çok evet. Estetik bir şey, bunu anlatır mısınız? Bana İstanbul'u mu anlatıyor, Portekiz'i mi anlatıyor bilemedim. Evet, aslında ikisi de, çünkü hani burada o bridge, o bir köprü durumu var. Benim de muhtemelen evet. Bu ödülü alırken ki hani aslında bir niyet de olabilir. Bu bir köprü oluşturma ve bu köprü oluştururken aslında bu işim benim askıda sergilenen bir iş. Yerleştirme ve ben hani normalde hazır nesneleri kullanıyorum ama bunların görünümünü de değiştiriyorum. Burada da gördüğümüz objeler aslında Portekiz'de çok yaygın olarak bulunan Portekizli zanaatkarların ürettikleri, seramik sanatçılarının, seramik üstadlarının, zanaatkarlarının ürettiği objeler ve bu objelerin çoğunluğu, bunların hepsi fonksiyonel. Yani mesela baca üstü var, bacaların üstlerine konulan. Evet, görebilirim onları. Evet, onlar aydınlatma var. Aydınlatma var, çok sayıda lamba var. Evet. Aplik var. Ama bildiğimiz hani çanak çömlek dediğimiz şeylerden de var tabii. Ve çok çok bariz bir şekilde de bir Arap etkisi var aslında. Evet, oryantal bir etki var burada. Aynen, kesinlikle. Arap etkisi, evet, çünkü hani Arap... Mavi ile terrakotayı görünce gökyüzünde aslında İstanbul gibi durmasına rağmen biraz daha göz yaklaşıp ve alışınca bunun daha farklı bir durum olduğunu gözlüyor açıkçası, değil mi? Evet, çünkü buradan baktığımızda bir şehir silüeti görünümündeyken işin kendisi bir skyline, bir silüet, bir ufukta beliren mesela İstanbul'un simgesi bile ufukta beliren camiler, o şeyler, minareler, evet. Kiliseler, kiliseler vesairedir. Burada da aynı şekilde aslında hani yaratmak istediğim etki buydu. Ve hani yakınına bakıldığında, yakınına gelindiğinde gerçekten hani onların gerçek objeler olduğunu görüyorsunuz. Fakat ama gerçek obje dahi olsa baktığınızda gerçekten objenin kendisi bile mimari bir niyetle üretilmiş gibi duruyor. Yani bu deniz fenerine benzeyen bir işte baca üstü var ya da lamba var. Yani hani gerçekten ben bunları deniz feneri dışında bir fonksiyon yükleyemem. Gerçek bir bina olsalar mesela ve gerçekten de çok bence benziyorlar. Ve hani gerçekten muhtemelen aralarında öyle bir şey olmuştur, esinlenme olmuştur zanaatkarlarında. Evet, bu işi ürettim. Aslında bu işi evet. Çok pardon, bu işiniz sizin şu anda sergide değil mi? Yok, bu işimi sergiledim artık. Bitti. Türkiye'ye doğru yola çıkacak inşallah. Ne zaman? Nerede? Türkiye'de şu anda hani koleksiyonere gidiyor. Fakat bunun tekrardan bir sergisini muhtemelen bir tarihte yaparız. Peki şu anda Gülbenk Yan'da sizin sergilenen bir yerleşiminiz var mı? Şu tarihte yok. Evet. O zaman biz tekrar sizinle yüz yüze eğer paylaşacağınız başka bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü sizdeki birbirinden enteresan, güzel, yalnızca estetik değil, fonksiyonel çalışmalar var. Bu da onun bir başka, anladığım kadarıyla, yansıması değil mi? Evet, bu da bu işin aslında aynı kökenden gelen, yani aynı motivasyonla ürettiğim, İstanbul'a gerçekleştirdiğim bir iş. Benim Suriyan bu da. Evet, bu da burada da karşıda gördüğümüz, burası aslında Fındıklı'dan bir manzara ve terk edilmiş bir iş binası, daha doğrusu yenilenmekte olan bir iş binası
İşbinar binasının bir katında gerçekleştirdiğimiz bir yerleştirmeydi ve karşıda aslında şey görüyoruz, tarihi yarımadayı ve Tahtakale dediğimiz kısmını. Evet. Ve o Tahtakale'nin yok oluşu, Tahtakale'deki zanaatkarların artık o marketlerin, pazarlarını terk etmeye başlamasıyla ben sadece o Galata Port'la birlikte, yenilenmesiyle birlikte o yarımadayı mekanın içerisinde sürdürerek başka bir formda heykelsi bir yerleştirmeye dönüştürmüştüm. Evet, bu işte şeyde Macbelfast'ta ödül alan Kuzey İrlanda'da birinciliğe aday gösterilen evet. Bir şey. Evet. Çok hepsi birbirinden değerli. Şimdi benim size birkaç tane sorum olacak. Bir sanatçının çevresinde olan bitenle etkileşimi kaçınılmaz. Yani daha duyarlı ya da açıkçası daha duyarlı değil ama farklı pencerelerden hayata bakan, dokunan kişiler ve zaten bu nedenle de yarattıklarınız diğer yığınlardan farklı oluyor. Ancak anlıyorum ki siz gerçekten çevrenizden çok etkileniyorsunuz. Yani hani doğaya çık bir tablo yap gibi bir yaklaşımınız yok. Burada farklı, çok farklı unsurlar kullanıyorsunuz. Bu günlerde sizi meşgul eden bir konu var mı? Ne yapıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde nereye doğru bir yolculuk sizi bekliyor ya da belki de çıktınız bile? Evet, bu dönemde işte COVID izolasyonunun da etkisiyle en çok dikkatimi çeken şey gerçekten de hani insan oğlunun aktivitesi oldu. Aktivitesi ve aktivitesizliği. Yani buna pasif ve aktif de diyebiliriz ama ben pasif kelimesini çok doğru bulmuyorum. Pasiflik çünkü bence başka bir anlama geliyor. Ben ama aktifsizlik ve eylemsizliğin gerçekten dünyaya birazcık katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü aktivite dediğimizde şu anda olan şeylerin hemen hepsi sadece kapitalizme hizmet ediyor. Ve kapitalizm ya da işte ne bileyim sadece kapitalizm olmak zorunda da değil. Aslında feodalite de benzer bir şeydi ve bundan asırlar öncesi olan bir şeydi. Ve biz bu şeyin serüvenin içerisinde sürekli bir dünyaya hakim olma duygusuyla onu yok ediyoruz. Ve bu işte şu anda da bulunduğumuz döneme de antroposen çağı adı veriliyor. Ve insanın egemen olduğu durumların sonuçlarının ceremesini çektiğimiz bir dönem. Ve artık gerçekten insanlar olarak birazcık bu aktiviteyi sınırlandırmamız gerekiyor. Ve işte şu anda yeni nesil birazcık gerçekten yaklaşımıyla ve yüreklerindeki ateşle birazcık umut olurlarken ben bazı şeyleri belirli yaş üzeri ya da belirli bir algıya sahip insanlar olarak ve güçlü nispeten dünyada güçlü bulunmuş insanlar olarak almamız gereken bazı kararlar olduğunu düşünüyorum. Mesela bu dönemde ben en çok sorguladığım şeylerden bir tanesi üretim malzemem oldu ya da üretimi yaparken bunu yaptığım yer oldu. Yani işte bunu yaparken atık çıkarmamaya çalışıyoruz ya da kullandığım malzemenin organik olması şartları var. Bunlar evet sanatçı illaki ahlaki yani morality denen evrensel ahlak kuralları değil aslında. Fakat kaçınılmaz. Yani eğer ki bunu insani olarak bile reddedersen ne bileyim plastiksiz bir ürün alırken bir ürünün iki çeşidi varsa biri plastik ambalajla satılıyorsa plastik ambalajsız olanını almak kadar doğru bir davranış olamaz. O anda verdiğim bir karar aslında. Çok normal bir şey. Fakat hala bunun gerçekten plastiklisini alan bir grup yani bir toplum mevcut ve ben hani bu şekilde kendime sanatçı olarak kendi rolümün de farkında olarak kendi kararlarımı aldım. İşte üretimlerimde gerçekten ikinci el ya da kullanılmış bilecek olan. Bilecek. Aslında bana sürdürülebilirliği tarif ediyorsunuz. Yani kurumsal düzeyde. Siz de bir sanatçı düzeyinde sürdürülebilir olmayı. Peki bunu nasıl tezahür ediyor demek istiyorum. Bunun dışa vurumu henüz gerçekleşti mi yoksa çalışma aşamasında mısınız? Şu anda işte hani gerçekten zaten son yıllarda ilgimi çeken nesneler daha böyle ahşap gibi ya da
seramik gibi organik nesnelerdi. Fakat ya bir işte plastik ya da polyester objesi kullansam bile bunlar zaten çöpe gidecek olan ürünler oluyor. Evet. Ve ben onları upcycle etmiş oluyorum. Ve bununla ilgili evet gerçekten büyük boyutlu bir yerleştirme projesi var. Nerede burada olacak bu? Bu da Lisbon'da olacak. Biz tartını verdik. Evet. Tek başınıza mısınız yoksa kolektif bir çalışma mı bu? Benim şahsım olarak evet. Sadece benim olduğum bir sergi. Fakat evet bir grup çalışması. Çeşitli sanat profesyonelleriyle etkileşime girelim. Ne zaman olacak? Bunun için biz 2021'i düşünüyoruz. 2021. Bahar gibi. Aşı da belki bulunmuş olur. Biraz daha fazla umut ediyoruz. Şimdi siz 40'lar 50 doğumlusunuz. Evet. Orada büyüdünüz mü 40'lı? Yani Trakyalısınız. Evet Trakyalıyım. Liseyi de Edirne'de okudum. Ondan sonra üniversitede. Ondan sonra İstanbul'da. Memleketi, evet. Yani memleket derken hani doğup büyüdüğünüz 40'lar 50 terk edip İstanbul'a geldiniz. Evet. Türkiye'yi neden terk ettiniz? Türkiye'yi terk etmek gibi hiçbir zaman düşünmedim aslında. Hep hani Türkiye'deymişim gibi düşündüm. Farklı ülkelerde yaşamadan gerçekten insan olarak tam bir bakış açısına sahip olabileceğimizi düşünmüyorum. Ama yurt dışında yaşamak tabii ki de avantajları olduğu kadar dezavantajları da çok fazla olan bir şey. Örneğin mesela izolelik mevzusu bu COVID döneminde herkes bahsederken mesela yurt dışında yaşayan bir sanatçı aslında ya da sadece sanatçı olmak zorunda değil, başka biri de olabilir. Bir şekilde izole bir yaşantının içerisinde buluyor kendini. Çünkü elini salladığında konuşacağın kendi dilinden insanlar yok çevrende. Bunun gibi meseleler var. Evet, aslında eğitim için ilk evet Almanya'ya gittim. Yüksek lisansta Burgibinstein Halle diye bir sanat üniversitesine kabul edildim. Yani bir yıl daha doğrusu Erasmus'la gittim ve bir yıl orada eğitim gördüm. Bu da mekanla ilgili bir üretimler yapılan bir bölümdü. Malzemesi de hatta camdı. Daha sonra başka bir fırsatla Berlin'e taşındım. Oradan sonra da işte Berlin'de yaşarken, çünkü Berlin'de büyük bir sanatçı komünitesi var. Dünyada international sanatçıların kendilerine Hollywood olarak seçtiği bir yer. Evet. Hollywood diyorum ben oraya gerçekten. Ve daha sonra da Lisbon'u yerleşmeye karar verdim. Benim sorumu yanlış anlamanızı istemem. Neden Türkiye'yi terk ettiğiniz sorusu. Türkiye tabii ki yani terk edilesi bir yer değil ama cevabınız da bana kalırsa çok anlamlıydı. İnsanlar farklı farklı deneyimleri elde etmeden bir bütün olamıyorlar. Bu da nerede siz kendinizi daha belki de açıkçası özgür hissediyorsanız ya da yaptıklarınızın fikirsel olarak bir alıcısı varsa. Bunların fikirsel olarak alıcısı Türkiye'de de aynı şekilde var mı sizce? Bana onu da söyleyin, ondan sonra toparlayalım. Var. Ne çok enteresan. Var. Çok umut verici. Küçük bir grup olsa dahi, yani küçük bir grup o kadar da çok küçük bir grup değil. Var gerçekten. Fakat 2000'lerin başlarında, 2010'larda, 2010'ların başlarına kadar daha aktif bir dönem vardı, daha canlı bir dönem vardı ve o canlı dönem şimdi ekonominin de bozulmasıyla ve dünyada cehaletin de öne çıkmasıyla hani bir gerilemeye doğru gidiyor. Duraksadı yazık diyelim en azından bu insanlar için. Evet. Ne oluyoruzu kavramak çok kolay açıkçası değil. Olmuyor. Bir sanatçı olarak siz de kavramakta güçlük çekiyor musunuz? Evet, fakat mesela bende de şöyle bir avantajı oldu yurt dışında yaşamanın. Türkiye'deyken çok negatif algıladığım durumların birçoğunun dünya genelindeki problemler olduğunu keşfettim. Ve bu otomatik bir rahatlama, bir arınma sağladı. Tabii ki suçundan yırtma değil bu. Yok. Ama gerçekten... Güzel ifade ettiniz. Aslına bakarsanız Türkiye'de bulunup çok kafamızı kuma gömdüğümüz bir kültürel dokuda yaşıyoruz açıkçası. Bu benim yorumum ama dünyaya açık olmak burada da çok okuyarak, çok dinleyerek, çok izleyerek olabilir. Ve yaşadığımız hiçbir şey tek bize mahsus değil. Ama tabii ki bir sanat başkalarıyla etkileşimle herhalde
renkleniyor, kesinlikle, çeşitleniyor ve güzelleşiyor. Benim çok ilgimi çeken, aslında soruların çoğuna siz yanıt verdiniz. Ama gelecekle ilgili eğer söylemek istediğiniz ekstra bir şey var ise, özellikle Türkiye'yi ilgilendiren, ifade etmenizi öyle bir kapamak isterim. Burada şunu söyleyeyim, siz İstanbul, Berlin, Londra ve Amsterdam'da, yani dünyanın değişik yerlerinde sizin yerleştirme dediğiniz sergiler şeklinde sanatınızı icra ettiniz. Değişik alanlarda da ödüller aldınız farklı ülkelerden. Türkiye'de de ödüller almışsınız. Bunlar da sanıyorum anlamlı ve size bu yolculukta yelkenlerinizi dolduran rüzgarlar olmuş. Anlıyorum ki sürdürülebilirlikle ilgili yoğunsunuz. Bunun yanı sıra başka konularda ilginizi çekiyor mu diyerek genel bir soru sormuş olayım. Siz böyle bir son cümlelerinizle kapatalım derim. Tamam, teşekkürler. Evet, Türkiye'de de aldığım ödüller, genç sanatçı için verilen ödüllerdi. O yıllarda 20'lerimdeydim hala. 20'lerin son. Hala çok genç olduğunuzu düşünüyorum. Evet. Ve o zaman işte Rotary, İstanbul Rotary Sanat yarışmasından ödül aldım. Siemens Sanat yarışması, Sınırlar ve Yörüngeler diye bir yarışma serisi düzenliyordu. Yılda iki defa sergi yapıyordu. Onlardan iki defa ben de ödül aldım. Daha sonra işte şu an aklıma gelmeyecek olanlar da vardır ama hani o dönem gerçekten de, evet, hani çok canlı olan bir sanat piyasası ile birlikte gençlere de çok büyük bir umut veren bir olanaklar vardı ve orada da gerçekten hani kendi varlığımı, görünebilirliğimi sağlamak adına gerçekten hani güzel fırsatlar ele geçirmiştim açıkçası. Evet, bu da benim için bir motivasyon olmuştu gerçekten, çünkü hani olabildiğini, görünebildiğini ya da var üretebildiğini, var olabildiğini gördükçe ben bunu başka alanlarda da, arenalarda da niye denemeyeyim sorusu aklıma gelmeye başlamıştı. Ve evet, bu dönemde en çok Almanya, işte Berlin, Hollywood. Orada tabii çok renkli. Ben sormadığım bir şey fark ettim. Siz yolculuğunuza çıkarken, yani Kırklareli'nde, Edirne'de okurken sanatçı olmayı mı hayal etmiştiniz, yoksa öğretmen olmayı mı hayal etmiştiniz? Ya da bu üniversite herkesi değişik bir yerlere attığı için tesadüfen mi böyle bir eğitimden geçtiniz? Bana bir onu söyler misiniz? Evet. Özellikle genç arkadaşlarınıza sizin... İstediğim iki şey vardı. Bilim adamı olmak ve sanatçı olmak. Ve ikisini kimseye bağdaştıramıyordu içinde bulunduğumuz dönemde. Ve hani ikisi de birbirinden kimisine göre çok uç gözüküyor. Fakat ikisi de öyle bir şey ki çalıştığında para kazanamayacağın şeyler. Yani sadece tutku. Bilim adamı da olsam, eğer arkanda bir büyük bir şirketin sana büyük bir fonu yoksa kendi projeni, araştırmasını yapamazsın. Sana üniversitenin verdiği sınırlar dahilinde araştırma yapabilirsin ya da direkt, yani olamazsın bilim adamı, işte ne bileyim akademisyen olabilirsin. Ama sınırlıdır, yani kendi tutkunun peşinden gidip sana yaptırılıp bir şey yapmanı kimse sağlamayacak. Ve bir mesleğe ihtiyacım var. Ve o meslek dolayısıyla da fen alanında eğitim gördüm. Ama sanatçı olacağımı içimden biliyordum. Zaten çocukluğumda da resim yapıyordum. Yani exploration hali diyelim. Çünkü üretim yaparken felsefik ya da sosyolojik bir iş bile üretsem, onda bir exploration duygusu yaşıyorum ya da bir invention duygusu yaşıyorum. O yüzden benim için ikisi aynı şey. Fakat gerçekten de hani bu meslek mezunlarında bana çok hitap eden bir alan yoktu. Yani öğretmenlik sadece bir meslek olarak yaptığım bir şey. Bilim merkezinde çalıştığım yıllar oldu. Ama işte yine onun da yenilikçi ya da üretim tarafındaydım. O yüzden hani evet, tesadüf olmadı. Ben biliyordum içimde bunun olacağını. Fakat kendime itiraf etmem
İşte iki üniversite okumamı gerektirdi mesela diyebilirim çünkü. Sonra tekrar lisans okudum sanat alanında. Farkındayım. 4 artı 4 yapmışsınız. Yani böyle 4 artı 2. Evet 4 artı 4 artı 2 öyle ufak tefek sertifika programlarıyla toparlamamışsınız. Onun farkındayım. Kendime de notumu alırken 4 yıl 4 yıl diye not almıştım. Özge Topçu ben birlikte bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Benim de ufkumu açan bir sohbet oldu. Sanatçıların nerelerden nasıl ve aslında mekansız olarak etki ve üretim etkilendiklerini ve üretim yapabildiklerini anlattınız. Ondan sonra da aslında ikimizin de bambaşka alanlarda da olsak yani bir sürü insanla açıkçası aynı şeyleri okuyup aynı şeyleri hissedip ya da düşünür bunları değişik şekillerde ortaya koyabildiğimizi gösterdiniz. Bu anlamda çok teşekkür ederim. Güzel bir kere çalışmalarınız da çok estetik ve çok güzel. Onları da ayrıca çok beğendim. Bu bana düşer mi bilmez ama ben şahsi olarak çok hoş buldum hepsini. Diğerlerini de heyecanla bekliyoruz. Bakalım Lizbon'a konduracağınız o yeni 2021'de enstalasyonla buraya yolculuk yapacak diğer ürünler ve eserler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizi izleyen ve dinleyenler için de ben özellikle genç arkadaşlarımız için, tabii ki sanatseverler için apayrı bir Özge Topçu'yu tanıyanlar için ve tanıyacak olanlar için ayrı bir pencere. Ama genç arkadaşlarımın umarım bu söyleşiden nasıl tutkularının peşinde koşacaklarını gördükleri bir sohbet çıktığını yani çıkmış olmasından mutluyum diyorum. Hoşça kalın. Lizbon'a sevgiler. Umarım görüşürüz İstanbul'da bir Covid sonrası kısa dönemde. Sevgiler. İstanbul'da özellikle en çok. Tabii ki. Hoşça kalın. Hoşça kalın.